Efendim, bu ortaysanın, bu bölgenin daha doğrusu siz zaten daha iyi bilir. Burada Hristiyanlar var, Ortodokslar var. Tarihi geçmişini pek ileriye gitmeye gerek yok. Özet, kısa bir özet kısa getirseniz özet. Evet. Şimdi Selçuklu'nun dağılma dönemine girdiği 1280-1270'li yıllar. Evet. Selçuklu dağılırsa Kafkasya, Türkistan'a kadar o coğrafyadaki Müslümanların yaşam olanağı neredeyse kalmayacak. Bu endişeyle Hoca Ahmet Yesevi ekolüne bağlı Hünkar da oradan ekolden zaten o ekolden gelme. Hünkar Hacı Bektaş Veli ile birlikte geliyorlar bu bizim Hibe dede. Ne dede efendim? Hibe dede. Hibe. Hibe. Evet. Evet. Hibe güzel. Dede diye bir zat 8 kardeşiyle birlikte buraya gönderiliyor daha doğrusu orada. Ki iki görev veriliyor kendilerine. Birisi kardeş kavgasına düşmüş Selçukluları barıştırmak mümkün olursa. İkincisi ve daha da önemlisi halkın birliğini sağlamak. Buradaki Hristiyanların inşaat edilmesi. Çünkü bilmiyorlar buradaki Hristiyanlar. Yeni bir din olmuş ama bilmiyorlar da. İşte Hacı Bektaş Veli Suluca Karaköy köyüne geliyor, yerleşiyor. Zaten biz daha iyi bilir. Hibe dede de buraya yerleşiyor 8 kardeşiyle birlikte. Bunların aslının Özbek olduğu doğru. Özbek, evet. Özbek aslında bunlar. Evet. Efendim zaten Özbek olmasında da bunda bir keramet var. Bilirsiniz Türk nesli, bizim bu coğrafyadaki Türk nesli, pek çok kollar var Türklerin evet. Bilirsiniz. Evet. Ama bizim bu coğrafyadaki nesli Oğuz ve Özbek. Özbek. Oğuzlar cengaverdir, savaşçıdır. Özbekler idarecidir. Onun için buraya Özbek asıllıları gönderiyor ki burada kavgayla dövüşle değil. Bu adamları tatlılıkla görerek Müslüman olmalarını sağlıyor. Zorla kimse Müslüman edemez. Bu adam buraya geliyor. Kalenin dibinde terk edilmiş, bırakılmış da Hititlerden kalma mağaraları mesken ediniyorlar kendilerine. Sonra nüfus büyüdükçe eksantrik şekilde kalenleri aşağı doğru iniyorlar. Nüfus çoğaldıkça. Fakat kardeşlerden dördü buradan ayrılıyor. Tabii bunlar elimizde bir veri yok, bir kayıt yok. Ama bunlar böyle ağızdan ağızdan rivayet olarak gelen şeyler. Bir tanesi o dönemdeki Kayseri'nin Hristiyan yurdu ya orası. Evet. Oraya daha yakın olabilmek için, oradaki nüfuza tesir edebilmek için Himmet Dede'ye gidiyor, oraya vuruyor o tane. Öyle mi? Himmet Dede'nin aslı Himmet Dede da mı? Kardeşi işte. Hibe Dede'nin kardeşi. Oo harika bak. Himmet Dede'ler bile bilmiyor bunu. Bilmeyebilirler. Bizim Orta Sarı'lı da bilmiyor Orta Sarı zaten. İkinci kardeşi de Torasan-ı Veli diye bir laf var. Baş koyum. Dağın tepede meftun. Onlar biraz orada bir zorlukla karşılaşmış. 43 tane şehit var orada. Tor Hasan mı acaba? Tor Hasan. Değil mi aslında? Evet. Evet. Ama orada Turhasan Şive'den olur. Turhasan'a dönüşüyor. Evet. Ve üçüncüsü de Cebe Ali Dede. Yani Cibali Dede. Cibali Karakolu var ya İstanbul. Evet. Orta evet. Gidiyor Bizans'ın o tarafa yaklaşıyor. İstanbul'a yaklaşıyor. Gidiyor. Fakat bunlar tabii bir sonluk bir veriye dayanan bir şeyler değiller. Bunlar rivayeten bizim nesilden nesile aktararak gelen şeyler. Bilden bile aktarılan. Evet. Zaten tarihin de bir kısmı öyledir. Öyledir. Yani. Çünkü evet. Kanıtları, belgeleri tarihte çoğunun yok. Olay evet. Oluyor. 100 yıl sonra birisi yazıyor bu tarihi. Aynen. 100 aynen. Yıl ama yanında değildi. Tarih evet. İçinde değildi. Eksik mi yazdı, yanlış mı yazdı, belli doğru değil. Mu yazdı belli değil. Herkes kendi kanaatine göre bir şeyler yazıyor. %30'u doğruysa geriye kalanı da yakıştırmadır. Ve biraz mantık yürütmedir yani daha doğrusu. Aslında biz tabii o tarafları ben biraz daha araştırmaya muhtaçtır o yönleri. Gerek Himmet'te de, gerek Torasan Veli'de de, gerekse Cebe Ali'de de, Cibali'de de filan.
Bunları biraz araştırmaya muhtaç. Ama bizim Orta Hisar'daki hibe dede, büyük kardeş, efendim dericilikle iştigal edermiş bu Horasan'da. Bu buraya o sanatı getiriyor. Burada bakmış ki atlar filan. Deri tabaklama filan işte. Deri, evet. Buraya tabakhane yapıyor. Çok güzel. Aşağıda halen daha mevcut yeri. Üç tane tabakhane yapılıyor buraya. Ki bunlar o zamanın fabrikaları. Tabii. Deri fabrikaları. Ve deriden mamül giysileri üretmeyi o öğretiyor buranın halkına. Bu yörenin halkına. Güzel. Ondan sonra. Hatta şimdi bunu söylüyorum ama bunun bir yere kayda geçer diye de çekiniyorum. Çünkü dayağı yeriz. Şurada Babayan diye bir köy var. Çekinmemek lazım. Aslında bunların İşte ama lazım. Efendim şimdi tarihi söylesen Zülfiyar'a dokanıyor. Dokunsun. Dokunmalıyız şurada artık. Şurada İbrahim Paşa diye bir köy var. Evet. Buranın eski adı Babayan. Yani Ermeni. Ermeni. Yan olunca Ermeni. Babayan. Bu Babayan da öyle bir baba insanmış ki. Yuhannes isminde bir papaza atfen Babayan diyorlar. Bu Yuhannes aynı bu Santa Claus gibi. Sen Nikolas var ya, diğer hibe şey dağıtan, hediye dağıtan. Anne onun gibi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hem yiyiniz, estağfurullah. Hem yiyiniz hem beni dinleyiniz efendim. Teşekkür ederim. Ya, buyurun. Siz kendinize ben mi yiyeceğim sadece? Ben işte sizi, Mustafa Bey beni aradığında biz yemek yiyorduk daha evde. O zaman bana eşlik edin de beraber bu işi şimdi halledelim. Buyurun efendim, siz buyurun. Beraber halledelim bu ben işi. Ben de beraber diyorum, evet, bak çay ben içiyoruz. Yemem çünkü. Öğlenleri genelde yemem zaten ben. Bu baba yandan özellikle işçileri oradan alıyor ki onları inşaat edecek. Tabii. Buraya gelen inşaat oluyor. Gelen inşaat oluyor, gidiyor ailesini inşaat ediyor. Geliyor derken onu derken Babayan artık İslam dinine geçmiş. Asılları onların Ermenidir ama şimdi artık asimile oldular. Tamamen Türkleşti. Tabii. Fakat bunların Müslüman yapılması hibe dedeye borçlu. Ben şimdi bunu kaydetsem bana kızarlar şimdi. Hayır doğru ama bunlar tarihi gerçek. Efendim işte maalesef bunun o yörede Hacı Bektaş Veli'ye borçlu. Öyle. Kırşehir Ahi Evran'a borçlu. Aynen yani. Öyle. İşte bunları öyle söylemeliyiz. Ne bu adamların, bu güzel insanların haklarını gasp etmemeliyiz. Şimdi aklıma da şu geliyor da hani adam mutaassıf bir Müslüman olmuş şimdi. Buna senin aslın Ermeni desem belki ağrına gider. İncinir diye de söylemiyorum. Aslında söylemek lazım, incinmemesi de lazım. Çünkü bütün insanlar bir. Tabii canım. Hepsi Allah'ın yarattığı, hepsi Adem'den diyor ama. Amenna, amenna. Ona gelince herkes ben Adem'in torunuyum diyor. Ama Ermenisi, Rum'u, Türk'ü, şunu bunu, Laz'ı, Çerkez'i hepsi aynı. Şimdi efendim, bizim maalesef tarihçilerimiz bile evet, ırkçılık yapıyorlar. Yapıyorlar. Hatta tarihi kendi zaviyelerinden aynen kayda geçiyorlar. Aynen. Geçen bir arkadaşımla bulduk da, üniversitede daha hocalık yapan, konuşurken laf nereden açıldı bilmiyorum. Ben Türklerin, yani dünyadaki yaşayan devletlerin çoğunun kökeninin Türk olduğunu söyledim. Doğru demişsiniz. O da dedi ki, ya sen dedi herkes Türk yaptın. Ben sana belgelerle konuşurum kardeşim dedim. Tabii. Senin o öğüdüğün Bizans'ı öğüyordu. Senin o Bizans'ı öğüdüğün Bizans 1775-1781 yıllar arasında İmparatoruşa İrene diye bir kadın yönetti orayı. Bizans'ın İmparatoruşası. Peki kim bu bir İmparatoruşa kadın? Bir anası babası yok muydu? Değil mi? Aslı nesli ne? Ne yapacağım oralarca? Bak ne yapacağım mı? Ben yapacağım şimdi sana. Bir dakika bekle. Bekle madem öyle. Hazar Hanı Bihar'ın kızıdır o. Hazar Hanı Bihar kızını 3. Leo'nun oğlu Konstantin'e verdi. Yahudi inancına tabiydiler. O zaman İslamiyet yok. Evet. Fakat Hristiyanlaştırıldı, din değiştirdi, kadın, adı da değiştirildi, adı Çeçek'ti.
çiçek yani.